Yepyeni bir Canavar Hareketler programından herkese merhaba, ben Talha Aynacı. Bu videomuzda hem Kasım ayının birincisini seçiyor hem de Aralık ayının ilk haftasında karşımıza çıkan canavar hareketlere bakıyoruz. Evet Talha, Aralık'ın ilk haftasına GTA videosuyla birlikte başlıyoruz ve arkadaşımız gördüğünüz üzere yeni nesil GTA'sını almış, keyfini çıkartı çıkartı doya doya oynuyor. Evet. Fakat bize bir sürpriz hazırlamış burada gördüğünüz üzere. Oraya bizden önce, biz izlemeden önce oralara benzin dökmüş falan, sonra egzozundan çıkan alev ile çakmak gibi onları alevlendiriyor. Evet. Sonra da çıkıp yanan insanları falan izliyor. Öyle bir psikopat. Şimdi öyle bir dedin ki yani sürpriz yapmış falan diye. Ben de benzin döküp bölüm sonu canavarı yazmış. Onu da alevlendirecek birazdan zannettim. Kalp içine de koysaymış. Evet, olabilirdi. Sonra da işte aracına bakıyorsun, Apollo gibi yanmış orada ve alevler fışkırtıyor derken selfiesini çekerken orada araba çarpıyor. Sonra işte güzel yanan sarışın falan yanmış ya orada. Sonra onu çekeyim bari, bunu Facebook'ta paylaşırım, rapleri toplarım diyor. Onu çekerken de kendi ölüyor. Böyle kader razı olmuyor bir türlü. Böyle ilginç bir anısı işte o da oyuncu güzel arkadaşımızın. Güzel benmemiş, gözlerimi yaşarttı. Kendisi için biraz şanssız diyoruz. Ve bir sonraki görüntümüze geçiyoruz. Battlefield. Şey işte bu... Aa, Spec Ops. Spec Ops The Line Battlefield 3, Battlefield 4 Edition. Evet, büyük ihtimalle Spec Ops Line'ın hem hikaye modunda hem multiplayer modunda kum fırtınaları vardı ve haritayı değiştiriyordu. Büyük ihtimalle Battlefield 4'de de bu eklenti gelmiş. Hayır uğurlu olsun diyorum ben. Evet, yanında da hemen sipariş verirseniz arkadaşlar. O premium pakete. Yanında da işte sizlere lazım. Şey veriyorlar. Yeni çıkmış olan o Battlefield crossbow'u var ya, yayı. Ondan da kazanıyorsunuz. Sonraki görüntü ise çok tanıdık birisinden geliyor. Biz burada susalım isterseniz. Kendileri konuşuyorlar zaten burada. Tövbe estağfurullah, ne olmuş lan buna böyle? Witcher, Geralt, bütün karizma gitmiş. Afyon'da olunca böyle... Aç aç bir aç, bak kılıç girmiş içine filan böyle. Oğlum ne oldu sana lan? Arkadaş bu ne ya, bunu düzelmesi lazım, ben böyle oynayamam. Ben mapadan biliyorum. Evet daha ne oldu ya öyle? Abi bilmiyorum ya. Hiç daha önce Witcher'da karşılaşmadığım bir hata. Başka bir yerde de görmedim ama. Teyze bağırma teyze. Yani şaşırdım doğrusu. Şu anda bir kez daha şaşırıyorum. Kendime de şaşırıyorum. Oyuna da şaşırıyorum. Canavar hareketlere giriş yapmaya hak kazandığın için tebrik ediyorum sizi öncelikle. Yani ayın birincisi veya... Kendi videomu burada görmek nasıl bir duygu? Hemen sizlerden yorumları alalım. Hiç hoş bir duygu değil. Ben pek kendimi izlerken haz etmeyen bir insan olaraktan. Ama tabii Witcher için gerçekten ilginç bir şey oldu ya. Nasıl diyeyim, hata. Evet, biz bunu paylaşsak aslında internette popüler olabilir. Yani arkadaşlar, hep size olacak değil. Bizim de başımıza geliyor bu tip şeyler. Ve özellikle de bizim canlı yayınlarımızda biliyorsunuz canavar her baklar. Akşam. Hemen burada bir reklam çakalım. Her akşam bizim canlı yayınlarımız gerçekleşiyor arkadaşlar. Neredeyse hafta içi. Ve bizler de çeşitli çeşitli oyunlar oynarken farklı eğlenceli olaylar başımıza gelebiliyor. Bu da Taha ile Ersin'in başına gelmiş olan Witcher 3 macerası. Darısı senin diyorum. Başına. TPS gecesinde şöyle artistik bir şeyler. Ben de göndereceğim zaten. Çok farklı çeşitli oyunlardan görüntüler gelmiyor ne yazık ki. Hani Counter Strike geliyor, Battlefield geliyor. Çok benzer oyunlardan geliyor sürekli olarak da. Ben de Call of Duty Advanced Warfare maceralarını arada bir kaydedeyim diyorum. Ama kaydedince de hiç güzel görüntü olmuyor. Öyle bir evet, Murphy yasası benzeri gibi bir şey var. Evet, off the record olduğu zaman güzel şeyler çıkabiliyor insanın karşısına. Evet arkadaşlar, haftanın görüntülerine devam edecek olursak sıradaki görüntümüz Counter Strike Global Offensive'den. Az önce yadırgadığımız şey. Bir canavar hareketler klasiği olarak Counter Strike ayrılmaz bir oyunumuz bizim için. Arkadaşımız. Görüntü bu arada kendini tamamlamış oldu arkadaşlar. 4 kişi birden aldı ve 5.yi de alıp hem ace yapıyor hem de hızlı bir bitiriş gerçekleştiriyor. Burada son derece varlıklı bir arkadaş karşımızda arkadaş. Zira uçağın yılan derisiyle kertenkele kaplamış. Derisi de olabilir mi? Yok, yılan derisi de, kertenkele derisi. Parlıyor da çünkü baksana. Yani sanki kertenkele derisi parlamayacakmış gibi söyleyemedim de. Her neyse, buradaki arkadaşımız arkadaşlar dogfight'ın hakkını veren bir arkadaş. Arkasındaki onu rahatsız eden şahsı dönüyor, dolaşıyor, U çiziyor, yuvarlak atıyor, bir şeyler yapıyor. Onun arkasına düşüyor. Vay sen misin bana ateş eden diye veriyor ayarı. Verdi onu bir güzel vuruyor zaten. Ayarı verdi. Hani Battlefield'in de zaten bu olayı güzel. Aşağıda ayrı bir savaş dönüyor. Gökyüzünde ayrı bir savaş ayrı dönüyor. Ayrı bir savaş dönüyor. Kesinlikle her köşesinde ayrı bir savaş dönüyor. Camper'a yatanlar. Efendime söyleyeyim, tanklı adam olanlar derken bu arkadaşımız uçakla birlikte gerçekten de başarılı bir iş çıkarıyor. Biraz da şans yardımıyla önüne armut gibi düşüyor diyebiliriz herhalde uçakla. Ve sabit hareket ediyorlar genellikle. Yani şimdi adama baktığın zaman 3 tane uçak düşürdü. Az buz değil. Düşmana maddiyat açısından büyük bir zarar verdi yani. Kesinlikle. 3 tane jet kaç para eder ya? Evet arkadaşlar, bu haftanın görüntüleri bunlardı. En iyi videomuz Battlefield'den seçildi. Ve isterseniz bir önceki haftanın görüntülerini hatırlayalım ve sizlere Kasım ayının birincisini sunalım. Evet, şimdi Kasım ayının en iyileri arasındayız arkadaşlar. İlk videomuzda The Nightmare'den geliyor. Sisler içerisinde, bu videoyu çok iyi hatırlıyorum. İki kişi
sniper'larla birlikte alıyordu. Kader mi dersin, şans mı dersin? İkisinin de güzel bir karışımı, aynı zamanda da yetenek de var gerçekten de. Çünkü oradan adamın ne kadar hızlı ilerleyeceğini belli bir süre sonra oynadıktan sonra biraz kestiriyorsun. Belki vuramayabilirsin, belki vurabilirsin. Şansın da yaver gitmesi gerekiyor ama gerçekten de başarılı bir atış. Evet, bir Counter Strike videosundan diğerine geçtik. Jobulani'yi izliyoruz arkadaşlar. Jobulani... Silah çalışıyor mu diye bir kontrol ettik. Evet, şöyle bakıyor, tutukluk yapmasın diye. Sonra gidiyor susturuculuğu pistolüyle beraber arkadaşlar. Bildiğiniz su tabancası dediğimiz Counter Strike tabiriyle. İlk adamını vuruyor, ikinci adamını vuruyor, üçüncü adamını vuruyor. Öyle headshot'tan gidiyor çatı çatı tek kurşunla. Uzaktaki elemanı da alıyor, evet, beşinciyi de alıyor. İlk başta stunlanıyor olmasına rağmen, yani o sis olayının içinde kalıyor olmasına rağmen durumu toparlaması gerçekten de güzel bir işti abi. Kesinlikle. Hem herkese tak atıyor hem de susturucu silahla beraber ace atıyor. Başarılı bir videoydu ve Kasım ayının en iyi 3. videosu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen arkasından ise Battlefield bizleri karşılıyor. Battlefield'de ise Kerem'in oynanışıyla karşıyayız. Kerem'in oynanışında biraz daha böyle bir montaj vari bir sunum olduğu için hani şimdi tek bir bütün halinde incelediğin zaman başarılı daha bir yükseliyor. Yani başarı daha bir yükseliyor. Ama farklı farklı anlardan kesilmiş montaj videosu olduğu zaman herkesin başına gelebilecek bazı şanslı anlar olabilir veya iyi hareket yaptığı anlar olabilir. Bizim burada hani tek bir bütün halinde olması bizim gözümüzde daha yükseltiyor, daha yüksekte bir yer edindiği için bu arkadaşımızın oynanış videosu da her ne kadar başarılı hareketler, çok başarılı hareketler içeriyor olsa da ikincilik ile bu ayı, Kasım ayını tamamlamış oldu arkadaşlar. Şimdi sizler de görüyorsunuz zaten. Gerçekten de çok başarılı bir şekilde Battlefield oynuyor, Battlefield 3 oynuyor. Silahların da hakkını veriyor, araçların da hakkını veriyor. Her şeyi çok iyi kullanıyor gerçekten de. Ama hani ki kopmamış bir video ve ardı ardına gelen bir başarı videosu olsaydı, hani ardı ardına gelen hareketler aynı haritada, aynı anda yapılmış, güzel hareketler, zincirleme hareketler olsaydı yani başarılı. Şöyle de söyleyebiliriz aslında, ardı arda aynı arkadaşımızın ölüm hareketlerini görsek ulan ne kadar da kötü Battlefield oynuyordu diyebilirdik herhalde. Evet. Tabii ki de hakkını yememek lazım. Çok başarılı bir oyuncu. Ama ikincilikle yetiniyor. Birinciliği görelim o zaman. Yok. Evet, zaten bizler de diyoruz ki arkadaşlar montaj videolarınız değil, saf oynanış videolarınızı bizlere gönderin. Yani daha fazla video olsa biz de tabii ki de onlara da yer verirdik seve seve. Kesinlikle. İsterseniz ilk videoya geçelim ve ilk videoda arkadaşlar hatırlarsanız çok da fazla gelmeyen bir oyundan Team Fortress 2'den bir video gelmişti. Biliyorsunuz ki Team Fortress 2'de yay kullanmak, ok ve yay kullanmak oldukça zordur. Ve arkadaşımız bu zor kısmını denklemin içerisinden çıkartıp artık bilmiyorum bazı atışların aslında şanslı olduğu da söylenebilir. Ama gerçekten de başarılı bir oynanış sergiliyordu ve sağlam bir killstreak ediniyordu. Ya kendisi. Kesinlikle sana katılıyorum. Sanki elindeki ok değil de çok daha büyük bir alanı etki eden roket atar varmışçasına kullanıyor olması. Ok ya sonuçta hani gideceği mesafe belli, yapacağı hasar belli. Buna istinaden gerçekten de güzel bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Belli bir gitme hızı var, belli bir düşüşü var. Ve bunları hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşımız gerçekten de başarılı bir oynama sekansı gerçekleşiyor. Ve Kasım ayının birincisi olarak da kendine yer ediniyor ve bizden ücretsiz oyun kazanmaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz ayın birincisi ödül olarak bizden istediği oyunu kattı. Siz de en canavar hareketlerinizi gondaret@bolumsonucanavari.com adresine yollayın. Kazanma şansını yakalayın. E hadi ne duruyorsunuz?